Halit arıyor. Ya sonra ararsın. Bak şimdi yemeği bozma. Hadi gel. Şerefe. Beni de arıyor. Hayda. Ya iki gün bekleyemedi bu adamla ya. Dedik ama hemen demedik ki. Çocuklar da toplamadan çıkmışlar. Önemli değil canım. Ne önemi var? Otursana. Nasılsın? Asıl sen nasılsın Halit? İyiyim Kaya. İşte. Nasıl olunabiliyorsa. Buraya herhangi bir şeye ihtiyacın var mı diye geldim. Yani seninle ilgili olur. Çocuklarla ilgili olur. Ben ne olursa. Ya sağ ol. Ne olursa söylerim. Ha. Akşam yerim size geliyor. Evet. Bu konuda da lütfen kafan rahat olsun. Bu da benim bir evladım sayılır. O da seni sever. Yiğit benim için neyse yerimde otur. Biliyor bunu. Merak etme. Çok zor bir dönemden geçtiğini görebiliyorum Halit. Ama sen güçlü bir insansın. Yani yıllar önce senin yanında işe başladığımda bunu görmüştüm. Ve bu sürede de senden öğrendiğim, örnek aldığım çok şey oldu. Yalnız dikkat et. Benim yaptıklarımı yapma sakın ha. Sonra sonun benim gibi olur. Bunlar düzelebilecek şeyler. Sana da zahmet oldu ya. Buraya kadar gelen sağ ol. Ne demek? Yani şundan eminim. Eğer bana bir şey olsaydı bunu sen de yapardın. Ben bu süreçte ne öğrendim biliyor musun Kaya? Dostum gibi görünen insanların çoğunun benim bu halimi içten içe güldüklerini gördüm. Bu ne demek? Yüzüme apaçık söylemediler ama bunu hissettirdiler. Sana yardım ederim deyip telefonlarına cevap vermediler. Ya da şu benim bu halimi görüp kendi hallerine şükrettiler. Yani demek ki o insanlar başından beri senin yanında olabilecek insanlar değilmiş. En azından bunu anlamış oldun diyelim. Değil mi? Böyle anlamamı iyi ederdim. Ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ben kalkayım Halit. Dediğim gibi neye ihtiyacın olursa olsun yanındayım. Ne olursa söylerim.